Merhaba Güzide şehrimizin, Eskişehir ilimizin Güzide insanları, sevgili izleyenlerim. Güzel bir bahar gününde sizlerle bir canlı yayında tekrar birlikteyiz. Bu haftaki canlı yayın konumuz Haber 26 olarak kütüphane haftası olmasını istinaden yine tarihi yerlerimizden, ilimizin tarihi yerlerinden Kurşunlu Külliyesi. Güzel bir hava var dışarıda. Evet, İlkbahar'ın güzel günlerinden birini yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum öncelikle ben Haberci 26'ya. 26 Mart 1 Nisan geride bıraktığımız hafta içerisinde kutladığımız kütüphane haftası dolayısıyla bizlere böyle bir imkan sunduğu için, kütüphanecilerin sıkıntılarını anlatma fırsatı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Estağfurullah, rica ediyorum. Konuğumuz olmayı kabul ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Aytanç Bey, öncelikle haftayı tabii ki değineceğiz. Tabii. 26 Mart 1 Nisan. Evet. Tabii böyle bir kısıtlı bir hafta demek istemiyorum ben bu tip etkinliklerde. Özellikle söz konusu okumayla ilgili olunca daha geniş bir kapsamda bahsetmek isterim. Tabii sağ olun. Malum hep böyle bir haftalık bir süreçlerde kutluyoruz, hatırlıyoruz daha doğrusu. Evet. Yine de biz bir değerlendirme, bir görüşlerinizi alalım bu haftayla ilgili. Bu yıl 54. kutladık biz kütüphane haftasını. Evet. Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi bununla ilgili çeşitli illerde. Etkinlikleri tabii ki kitap ve kütüphane olduğu için katılım gerçekten çok fazla. Öğrencilerin katılımı çok fazla ama dediğiniz gibi bir hafta gibi kısa bir sürede bunu sınırlandırmak gerçekten hani tam anlamıyla aslında bir kutlama ya da bir sıkıntı dile getirme durumu oluşturmuyor maalesef. Türkiye'de biliyorsunuz okumaya çok fazla önem veriliyor, kütüphanelerimize çok fazla önem veriliyor ama şu anda gelinen noktada maalesef istenilen düzeyde değiliz. İşte bu haftada da biz bunları dile getirmek istiyoruz, bunları anlatmak istiyoruz. Ne kadar çok insanımıza bunu ulaştırabilirsek, ne kadar insanımıza bunun farkındalık yaratabilir isek, o zaman herkes de diyoruz ki evet yani tamam yavaş yavaş artık kitap kütüphane konuları gündeme gelmeye başladı, böyle sosyal platformlarda insanlara ulaşmaya başladı. Bunlar çok önemli. Yani bu zamana kadar bunlar çok kısıtlı çünkü bize böyle bir imkanlar sağlanmıyordu açıkçası. İşte sağ olsun bu hafta Kanal 26 TV ekranlarında bize destek sağlandı. Şimdi sizin aracınızla bunu anlatıyoruz. Kütüphane haftasında genel olarak şöyle bir program hazırlanıyor. Bir okuma etkinliği düzenleniyor. Her Mart ayının sonuna gelen çarşamba günü. İşte şehrimizin önde gelenleri bir meydana toplanarak 5 dakikalık bir kitap okuma etkinliği düzenliyorlar. Bunu da amaçları kitabın artık yani sadece kütüphanelerde farklı yerde her yerde okunacağını, okumanın her yerde olabileceğini anlatmak. Bunun dışında da kütüphanelerin çok faydalanan kişilere ödüllerin verildiği bir hafta bu hafta. Ama tabii maalesef en büyük sıkıntımız bizim sayımız çok az olmasına rağmen kütüphanecinin sorun ve sıkıntılarının dile getirilememesi. Hafta biraz bu konuda bizim için sıkıntılı geçiyor ya da istediğimiz düzeyde olmuyor açıkçası. Evet. Eskişehir'de kütüphane kaç tane sayı olarak? Şimdi şöyle daha önce bildiğim kadarıyla okullarda da bir kütüphane köşeleri vardı. Şimdi şöyle Eskişehir'in bir merkezi halk kütüphanesi var. Bunun dışında Anadolu Üniversitesi'nin bir kütüphanesi ve Osman Gazi Üniversitesi'nin bir kütüphanesi var ama üniversite kütüphanelerinden biliyorsunuz vatandaşlar faydalanamıyor ancak akademisyenler ve öğrenciler için açık. Bunun dışında son dönemlerde Odunpazarı Belediyesi'nin, Sayın Kazım Kurt'un buradan teşekkür ediyorum kendisine, katkılarıyla Odunpazarı bölgesi 13 tane kütüphane açıldı. Odunpazarı'nın farklı mahallelerinde. Derken bunu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 3 kütüphaneyle takip etti. Ve Tepebaşı Belediye'mizde benim bildiğim şu anda 2 tane kütüphanesi var ve onlar da kırsalda yönelik çalışmalar yapıyorlar. Halk Kütüphanesi biliyorsunuz mevcut bina yıkıldı. Evet. Süleyman Çakır Lisesi'nin alt tarafında bir alan tahsil edildi. Orada göreve devam ediyorlar. Yeni binanın da yapılmasını artık herkes dört gözle bekliyor. Çünkü Eskişehir'de maalesef şöyle söyleyeyim. Halk Kütüphanesi'nin şu anda Eskişehir'de 70 bin kayıtlı kullanıcısı var, üyesi var. Bu iyi bir rakam. Bunun 57 bini de aktif olarak burayı kullanıyor. Ama mevcut bina yıkıldığı için bu sayı biraz daha düştü. Yeni binadan sonra bizim umudumuz bu sayının 300 bini aşması. Bunu bekliyoruz. Ve Eskişehir gibi bir ortamda da bunu söylemek herhalde şey değildir bizim için. Sıkıntılı bir söylem olmasa gerek. Bunu da yakalayacağını düşünüyoruz.
300 bin yani hedeflenen okuyucu kitlesi. Tabii yani aslında şimdi kütüphanecilik temel sıkıntı şöyle. Eskiden biraz önce bahsetmiştiniz. Okulların içinde kütüphaneler vardı. Fakat zamanla personel eksikliğinden dolayı bu kütüphaneler öğretmenlerimizin üzerine bırakılmaya başladı. Onlar da eğitim mi versin, kütüphaneyle mi uğraşsın derken kütüphaneler tek tek kapandı. Yani bütün 800 bin nüfusu bir Eskişehir tek bir kütüphaneye aslında bırakıldı. Ama bu ülkemize genel bir sorun. Çünkü ülkemizde şöyle bir problem var. Ülkemizde 70 bin kişiye bir halk kütüphanesi düşüyor. Evet. Yani şu anda Türkiye'deki tüm kütüphane oranlarını dikkate alırsak 79 milyonluk bir nüfusun sadece 2 milyonu kütüphaneye kayıtlı. Bu çok büyük bir rakam değil. Ya yani bunu 29 bin olarak açıklayanlar var. Bakanlık böyle bir açıklama yaptı ama bunlar aktif kullanıcılar değiller. Kütüphaneye kitap alanlar değiller. Kütüphane aktif kullanan insan sayısı 2 milyon. Neden? Kütüphane yok. Kütüphane olmadığı için insanlar kütüphaneye gidemiyorlar. Gidemedikleri için de hani bu sayı okunmuyor. Türkiye okumuyor gibi bir algı oluşturuyor ama çok yanlış. Ne kadar çok imkan sunulursa bu sayı o kadar artacaktır. Ve Eskişehir inanıyorum ben yeni kütüphane binası yapıldıktan sonra 300 binin üzerine çok rahatlıkla çıkacaktır kullanıcı sayısı. Yani şimdi eldeki verilere bakarak kütüphanelerin kullanılmasının yetersizlikle alakalı, kütüphanelerin yetersizlikle tabii, alakalı kesinlikle. Yani imkan olduğunu söylüyoruz. Sağlanmadığı için 800 bin nüfusa az bir şey. Yani şimdi 800 bin kişi, 800 bin nüfusu bir kente bir kütüphaneye hizmet vermek gerçekten çok yanlış. Hı. Mesela Odunpazarı bölgesinin bir merkezi müşteki büyük bir kütüphanesi olması gerekiyor. Tepebaşı bölgesinin bir kütüphanenin olması gerekiyor ki insanlar bunlardan faydalansınlar ama takdir edersiniz ki 71 evlerden, Sultanderi'den birisi otobüse ya da herhangi bir ulaşım vasıtasıyla merkeze gelecek, kütüphaneden kitabını alacak, tekrar dönecek. Hem zaman hem de ekonomik olarak ciddi anlamda problem taşıyor. Ama kendilerine yakın noktalara birer kütüphane yapılırsa, buradan en büyük temennimiz bu aslında. Sağ olsun Odunpazarı Belediye Başkanımız bu konuda oldukça önemli yatırımlar yaptı ama tabii bunları daha da büyütmek gerekiyor. Çünkü gençler ve özellikle ilk öğretim, orta öğretim ve lise dönemleri inanılmaz kitap okuyorlar. Kütüphane inanılmaz ziyaret ediyorlar ama imkan bulamadıkları için maalesef kitap okuyacak ya da faydalanacak kütüphane bulamıyorlar. Yani Eskişehir Türk Kütüphane Derneği Başkanı olarak muzdarip olduğumuz konu yetersiz kütüphanelerimizin olması. Evet, yani sayının artması lazım. Yani biz imkanımız olsa daha geniş bir okuyucu kitlesini kesinlikle hedefliyoruz diyoruz. Kesinlikle. Peki kaç senedir dernek şöyle söyleyeyim, normalde Eskişehir'de 2 yıldır derneğimiz faaliyette. Ben son 6 aydır yeni başkan seçildim. Ben görevi yeni devraldım arkadaşlarımızdan. Eskişehir dediğim gibi yani kütüphanecilik alanına zaten birçok şeyle uğraştığımız için dernekçiliğe çok fazla vakit ayıramamıştık. Hı hı. Çok büyük bir eksikliğimizdi. Çünkü başka platformlarda sesimizi duyma şansımız olmuyor dernek olmadan. Sağ olsun üniversitedeki arkadaşlarımız, halk kütüphanesindeki arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 50 kişiye yakın bir kütüphaneciyiz Eskişehir'de. Dedik bir dernek kuralım, derneğimizde sesimizi duyuralım. Sağ olsunlar çok da destek gösterdiler, hepsi de katıldı. Bakalım inşallah bu konuda ilerleyen süreçte daha farklı şeyler yapmayı planlıyoruz ama en önemli şu andaki hedeflerimizden biri açıkçası söylemek gerekirse kendi müstakil binası olan Odunpazarı bölgesine ve Tepebaşı bölgesine birer kütüphane kazandırılmasını sağlamak. İnşallah bu konuda büyüklerimiz buradan bizi izliyorlardır. Bize destek sağlarlar diye düşünüyoruz. Yani iki üniversitemizin desteğini aldık diyorsunuz. Kesinlikle. Yani üniversitemiz zaten bu konuda bize tam destek sağlıyorlar. Ama bina ve efendim söyleyeyim hani buradaki işte sponsorluk kapsamında tabii ki burada belediyelerimize çok büyük rol düşüyor. Odunpazarı Belediye'miz zaten bu konuda çok istekli ve arzulu. Onlar zaten kesinlikle olacaktır. Ahmet Ataç başkanımızla da görüştük. Geçen gün o da bu konuda çok istekli olduğunu söyledi. İnşallah bekliyoruz diyelim. Peki bu derneğin çalışmaları hakkında Türkiye genelinde elimizde biz 2 yıldır Eskişehir'de faaliyet gösteriyoruz ama Türkiye genelinde 13 tane dernek var. 13 ilde kütüphaneciler derneği var. Tabii bunların nedeni de işte şimdi şöyle bir sıkıntımız var bizim. Türkiye'de 1150 halk kütüphanesi var. Burada görev yapan kütüphane sayısı 349. Ve arkadaşlarımız o kadar yoğun çalışıyorlar ki ve bizim işimiz hani artık burada söylemek lazım. Hani kitabı rafa yerleştiren, işte kitabı okuyucuya veren aslında böyle bakılmaması lazım. Çok yanlış. Ya da ben biraz kitap okuyorum, ben kütüphaneci olabilirim deme anlayışına da aslında çok fazla düşmemek lazım. Derneğin en önemli amacı kütüphanecinin ciddi anlamda bir meslek olduğunu, bunun için ciddi bir eğitim alınması gerektiğini ve ben biraz kitap okuyorum, ben işte kitaba karşı ilgim alakam var diyen herkesin kütüphaneci olamayacağını aslında anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü
ciddi anlamda sıkıntılar var. Mesela geçen bir kitap okurken gördüm. Mark Twain'in mesela şeyi var. İyi kitap okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil olması, cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur diyor. Şimdi ben kitaba biraz aşinayım. Ben kütüphancıyım diyen insanın topluma verdiği en büyük zarardır. Yani kişiye siz iyi kitabı uzatamazsanız, ulaştıramazsanız bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Dernek olarak da diyoruz ki lütfen kütüphancı istihdam edin. Kütüphancıların lütfen özlük haklarını verin ve bu sayıyı arttırın ki toplumumuz gerçekten nitelikli kitap okusun. Ama maalesef bu sıkıntı çok fazla var. Özellikle çocuk ve gençlerimize yönlendirme konusunda çok ciddi problemler var. Herkes kendi okuduğu kitabın felsefesiyle onlara yaklaşmaya çalışıyor ama böyle bir şey yok. Bu konuda kütüphancının olması gerekiyor. Doğru yönlendirilmesi gerekiyor. İşte geçenlerde biri söyledi, işte yanlış reçete insanı öldürür, yanlış kitap beyin çürütür dediler. Gerçekten çok önemli bir kelime. Hani insanların beyni çürümesin. Bu konuda lütfen kütüphancılara destek sağlayalım diyorum ben. Görüşünüze temelinize ben de katılıyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenlerim, başta yayının başında söylediğim gibi Kurşunlu Külliyesi, Eskişehir Mevlevihanesi yaklaşık 490 yıl gibi geçmiş tarih var herhalde. 25 yılında kurulmuş bir... Buram buram tarih kokuyor. Arkamızda da kitaplar, kesinlikle tarihi. Şimdi buranın tabii şöyle bir özelliği var. Eskişehir'in kütüphane tarihine bakıldığı zaman ben burası karar kılındıktan sonra program için biz biraz araştırma yaptık. Ben buradan derneğin, buranın kurulmasına emeği geçen Ferda'nın başta olmak üzere bütün Eskişehir Mevlevihanesi derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Farklı amaçlar, Sibyan Mektebi deniyor, Matbaayı Şerif deniyor ama buranın geçmiş tarihine bakıldığı zaman buranın kütüphane olarak kullanıldığı artık ortaya çıktı, netleşti. Evet. Ve 490 yıllık bir tarihe sahip burası. Yani şu anda ben bunu çok bir mutlulukla söyleyebilirim ki yani Eskişehir'in belki Anadolu'nun en eski kütüphanelerinden birindeyiz şu anda. O yüzden hani ben çok mutluyum. Burada da tasavvuf kitaplarının ağırlıkta olduğu bir konsept kütüphanedeyiz. Buradan Eskişehir'e çağrı yapıyorum. Bu kütüphane çok bilinen veya tanınan bir kütüphane değil. Aslında kentin göbeğinde. Evet. Ama lütfen bu kütüphaneyi ziyaret edin. Kurşunlu Külliyesi içerisinde, girişte hemen sol tarafta. Lütfen buraya gelin, burayı kullanın. Buradaki insanlar siz gelirsiniz de gönüllü olarak burada çalışıyorlar. Sürekli ziyarete açık herhalde. Tabii sürekli ziyarete açık ama en büyük sıkıntıları gönüllü bulma problemi. Çünkü gönüllü esasına dayanan bir sistem var burada. Ne kadar çok insan gelirse ben inanıyorum ki gönüllü sayısı o kadar artacaktır. Lütfen Eskişehir'de mevcut işte ders çalışma problemi yaşayanlar, mekan bulma sıkıntısı çekenlere ben burayı tavsiye ediyorum. Lütfen buraya gelsinler. Burası gerçekten çok önemli bir yer ya ve hani 490 yıllık bir bina içerisinde ders çalışmak, burada böyle bir kütüphane kitap okumak bence muazzam bir şey. Kaçırmasınlar diyorum. Bence de havası hakikaten etkileyici, büyüleyici. Kesinlikle. Ki bir yazar olarak ben de hakikaten etkilendim. Ne kadar güzel. Şimdi bir dernek başkanı olarak toplumun evet. okuma oranı ile ilgili illaki bilgilerimiz, verilerimiz evet. var. Şimdi, ona dayalı olarak görüşlerimiz, şimdi kütüphane, değerli görüşlerimiz evet, vardır. Evet, teşekkür ederim. Şimdi kütüphane haftası öncesi gerek TÜİK, gerek Yayıncılar Derneği tarafından yapılan bazı açıklamalar var. Şimdi Türkiye'de kişi başına yılda düşen kitap sayısı 8. 8.4 diye oran bir şey. Yani bir kişi yılda 8 kitap okuyor. Bunu da okuma oranına ve kitap sayfasına göre şey yaptığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman maalesef günde 1 dakika süre ayırıyoruz biz kitap okumaya. Ama bunun dışında televizyon izlemek için günde 6 saat, internete bağlanmak için 3 saat zaman harcıyoruz. Yani kitap okumak için de koskoca değerli 1 dakika. 1 dakika ayırıyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman bu çok şey, hatta bir ihtiyaç analizi çıkartılmış. Analizde şöyle söylüyor, toplumun %39'u hiç kitap okumuyormuş. %47'si ne kitap ne dergi hiç okumuyormuş. Ama %85'inin en çok yaptığı aktivite televizyon izlemekmiş. Şimdi böyle olduğu zaman bu sayının artması lazım. Gerçekten çok sıkıntılı bir rakam. Yani yılda 8 kitap çok az. Önce bunu bir toplumun bunu seviyeyi biraz yukarı çıkartmak gerekiyor. Bu da nasıl yukarı çıkartacak? İşte yeni kütüphaneler açmaları lazım. İnsanı kitapla buluşturmaları lazım. Hani derler ya ayağınıza hizmet götürüyoruz. Vatandaşın ayağına bunu götürmek zorundalar. Başka türlü bu sayıları yukarı çıkartma imkanımız maalesef yok. Çünkü ülke genelinde ihtiyaç analizi yapılıyor. 235. sırada kitap okuma geliyor. Bir insanın. Ben düşünemiyorum bu 235'e kadar bu arada acaba hangi şeyler var, ihtiyaçlar var. Yani lütfen ben rica ediyorum. Eskiden bilirsiniz devlet parası yatılı okullar vardı. Evet. Buradan mezun olan arkadaşlarımız vardı.
Üniversite beyni bir arkadaşım vardı bu konuda. Akşam yatarken kitap okumadan yatamıyordu. Ben bugün merak ettim. Hani kütüphaneciyiz, kitap okuyoruz ama dedim nedir? Dedi ki bizde de okulda yatmadan 5 sayfa kitap okuma şeyimiz vardı. Zorunlu değildi. Yani lütfen çocuklar okuyun dediler dedi. Şimdi ben 5 sayfa 10 sayfa kitap okumadan yatamıyorum dedi. Bence velilere buradan sesleniyorum. Zorlamak yerine yatmadan önce bir 5 sayfa 10 sayfa çocuğunuza kitap okuma imkanı sağlayın. Hatta siz de onunla beraber okuyun ki bu şeyimiz, sıralarımız biraz yukarı çıksın. Gerçekten Türkiye bu konuda çok potansiyel bir ülke ama işte bu imkanlar sağlanmadığı için maalesef bugün gelinen nokta gerçekten içler acısı. Evet, gerçekten bir dakika gibi bir süre ayrıldığını söyledi. Yani biraz trajikomik. Ben espri olacak bir şeyi bile yok. Kesinlikle. Bir tarafı daha yok. Şimdi okuma alışkanlığı, tabii uzmanlarımız sürekli söylüyoruz. Bizler de işte aile içerisinde veliler olarak, aile ebeveynler olarak önleri sıra kitap okuyalım. İşte çocuklarımız okuma alışkanlığı kazandıralım. Biraz da çocukların içerisinden gelecek. Yani muhakkak. Şimdi öyle bir duruma geldik ki yani çağ o kadar hızlı ilerliyor ki. Evet. Teknoloji zaten hep ön plana geçti. Siz de söylediniz. Evet. Kaç saatte internete girme süresi? 3 saat. 3 saat. İşte Facebook'u var. Sosyal medyası var. Normal var. Araştırma konuları var. Şimdi aslında zor bir işimiz var değil mi? Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa'da son birkaç yıl demeyeyim de ben bir 10 yıllık geçmişe doğru giderken Z kuşağı diye bir kuşaktan bahsediyorlar. Evet. Bu yeni nesil bir kuşak. Bu kuşak teknolojiyle birlikte büyüyen ve teknoloji artık onlar için bir lüks değil de bir ihtiyaç olan bir kuşak. Fakat yapılan araştırmalarda bu çocukların bilgiye ulaşırken bizzat ilk elden bilgiye ulaşmak istediğini ortaya çıktı. Şimdi böyle olduğu zaman da Avrupa dedi ki evet bu çocuklar teknolojiyle büyüyorlar çok doğru. Ama bu çocuklara biz teknoloji olarak ya da biz dışarıdan veli olarak ne verirsek verelim. Bu çocuk yine o kütüphaneye gidecek. O kitabı oradan alacak, içini açacak ve o kitabı orada, kendi o bilgiyi orada görecek. Başka türlü bu çocuğu inandıramıyoruz dediler. Şimdi böyle olunca Avrupa'da sistem dönmeye başladı. Dediler ki hatta bu yıl kütüphane haftasının teması yeni nesil çocuklar, yeni nesil kütüphaneler diye bir tema oluşturdular. Avrupa'dan artık bunu almak zorunda kaldılar. Çünkü çocukların elinden teknoloji maalesef alamıyoruz. Çocuğa kitap oku, bunu dikte etme şansımız da olmuyor. Ancak ona işte örneklemlerle, biz örnek olarak bu işi yapmak zorundayız. Çocuğun içinden evet geliyor ama küçük yaşlarda bunu başlarsanız çocukla beraber, çocuk zaten bunu belli bir süre sonra otomatik olarak kendi yapmaya başlıyor. Mesela birçok ailede vardır. Çocuklar akşam yatmadan masal okunurdu eskiden. Şimdi evet. İnternet açıyorlar, bilgisayardan masal dinletip çocuklar yatıyor ama o çocuk o masalı dinliyor. Bunu çok zor bir şey değil. Bunu kitap okumaya yönlendirelim. O kitabı biraz siz okuyun. Bir süre sonra zaten o çocuk o elinizden kitabı alacak, kendi o masalı okuyup yatacak. Bunu çocuğa biz adapte eder isek, bunu zorlamadan, böyle işte efendim çocuğa dikte etmeden bunu çocuğa sağlarsak, bunun örnekleri çok fazla var. Çocuklar zaten okuyorlar. Ama dediğim gibi hep böyle bir sıkıntı var. Yani okumuyoruz, tamam ne yapacağız? Okumuyoruz. Ama işte okumuyoruz yok. Yani böyle bir sıkıntı yok. Dediğim gibi biz bunu alıştırırsak, bunu verirsek çocuğa, çocuk zaten altyapıdan çok hızlı geliyor. Bu arada okul öğretmenlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle sınıf öğretmenlerimize. Kendi belirledik kitapları çocuklara o kadar güzel okutuyorlar ki, çocuklar onların o kadar güzel şey alıyor ki ve bunun içerisinde o eskisi gibi anlat bakayım bu kitapta ne yazıyormuş, ne anladın falan yok. Çocuğa diyor ki hadi bana bunu bir oyna, bir drama et, bir dramatize ya da bana bunu bir şey yap bakalım diyor. Evet, evet. Çocuk gayet güzel bir şekilde onu böyle tiyatral hale getiriyor, anlatıyor, sınıfta arkadaşlarına anlatıyor. Yani bunun yöntemlerinin arasında buradan eğitimciler tabii ki bu işi bizden daha iyi bilirler. Biz kütüphaneci olarak çok fazla şey yapamıyoruz bu konuya ama gerçekten çok iyiler bu konuda. Çocuklarımıza da fırsat sağlarsak, biraz önde gidersek. Çünkü bakın, hepimiz çalışıyoruz. Siz yazarım dediniz, ne kadar güzel. Efor sarf ediyoruz. Beynimiz yoruluyor, vücudumuz yoruluyor. İşte akşam eve geliyoruz, kalkmayalım falan filan diyoruz ama gözümüz televizyonda. O televizyondan vazgeçmiyoruz. Evet. O 10 dakikalık bir ara içerisinde elimize bir kitap alıp çocuğumuzun yanına geçtik mi, inanın bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra bu artık böyle otomatik hale gelecek. Böyle artık bir ritüel haline gelecek. Bu devam edecek. Yani bunun örnekleri çok fazla var. Avrupa'da bunu çok güzel uyguluyor. Biz de kesinlikle uygularız. Yani bu konuda bizim umudumuz çok yüksek. Kütüphaneciler olarak. İnşallah. İnşallah. Eskiden hani evin köşesinde bir kitaplık, bir kütüphane gibi bir kitaplık kısmı olur. Şimdi baş köşeyi zaten büyük dev ekranlı televizyonlar falan kaplı. Kesinlikle da. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii okuma alışkanlığı sağlamak dediğiniz gibi önce aileden sonra kesinlikle çocuğun içinden gelecek. Kesinlikle. Zevkli hale getirmek gene bizim elimizde. Kesinlikle. Şimdi kütüphane dernek başkanı olarak okullardaki öğretmenlerin etkinlikleri yakından takip ettiğim bir konu aslında.
Evet, bildiğimiz birkaç değerli öğretmenimiz var. Türkçe evet. öğretmenlerimiz var. Çocuklara işte kitap öneriyorlar. Dediğiniz evet, gibi oradan kesinlikle. İşte soru cevap değil de drama, tiyatro şeklinde. Tabii, evet. Sizin bu okullara dernek başkanı olarak önerileriniz veya onları sağlamak istediğiniz? Aslında şöyle söyleyeyim. Bizim şu anda yeni gelişen kütüphancılık anlayışı ve yeni kitaplar çıktı biliyorsunuz. Şimdi artık 3 boyutlu kitap diye bir kavram var. Hı-hı. Kitabı getiriyorsunuz. Masanıza bir açıyorsunuz. Kocaman bir kule çıkıyor. Kulenin dört tarafında farklı bir konsept, evet. farklı bir hikaye. Şimdi biz diyoruz ki lütfen bize destek sağlayın. Biz 3 boyutlu bir kitap platformu yapalım. Bunu alalım okullara gidelim. Okullarda Eskişehir'de tiyatrocu bulmak çok zor değil. Anadolu Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi tiyatroları yani o kadar çok var ki. Bunlar öyle yaz da geldi. Tam zamanı. Çocuklara bu kitapları hediye edelim. Sonra bu 3 boyutlu kitaplardan bir orada bir tiyatro oyunu. Yani tiyatro hocamız onları bunu canlandırsınlar farklı farklı. Ve inanın acayip keyif alacaklar. Yani bizim şu anda en büyük amacımız bu. Okullarla öğretmenlerimize bir pilot okulunu belirledik. İnşallah onunla da yakında Milli Eğitim Müdürümüzle görüşüp bir şey yapacağız. Bunu sağlam temellere oturtturacağız. Bu konuda platform konusunda belediyelerimizden destek bekliyoruz. Yani böyle bir şey yapılırsa okulla beraber çok keyifli olur. Hatta platform orada kalır. Hocalarımız sahneyi değiştirip farklı şeyler koyabilirler. Evet. Ya bunu böyle 3 boyutlu hali artık böyle yaşamın içerisinde uyarlayarak çocuğu onun için çekmek durumundayız. Biz bunu yapmazsak veliye sen niye bunu yapmadın deme şansımız yok. Evet. Bunu yapması gereken maalesef biziz. Bunu da yapacağız. Çok güzel, ben bunu yurt dışında gördüm. Böyle şey platform, portatif bir platform. Evet. Hemen modüler bir şekilde kapatıyorlar. Götürüyorlar bir okulun bahçesine. Aynı gün içinde birkaç okul geziyorlar. O kadar keyifli ki. Çocuklar acayip keyif alıyorlar ve hani siz şunu okudunuz mu dediği zaman adam diyor ki okudum. Hatta şeyini bile seyrettim diyor. Yani o yüzden bu konuda bunun çalışmasına başlayacağız. İnşallah bunu İnşallah. Yapacağız. Zaten okullarda biliyorsunuz hayat boyu öğrenme diye bir kavram çıktı artık. Yani biz başlıyoruz ilkokuldan, hatta ilk okul öncesi eğitimden. Hayatımızın sonuna kadar böyle bir öğrenme süreci var. Bu süreç içerisinde ilerleyen süreçte velileri de katarsak, buradan hayat boyu öğrenme Sayın Genel Müdürlüğü de bize buna destek sağlarsa Türk Kütüphaneciler Derneği'ne ya biz çok önemli işler yaparız. Çünkü kitap kütüphane o kadar soft bir şey ki, o her şeyden o kadar uzak ki, yani çok böyle saf, onun giremeyeceği, yer almayacağı bir platform yok. O yüzden herkesin kapısını açacağını düşünüyorum ben. İnşallah bu konuda bize destek sağlarlar. Yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim. Şimdi teknolojiden uzak çocuklar. İşte öğretmenlerimiz diyor ki dikkat dağıtıyor. Çok doğru. İşte çok uzak tutsun, çok haklılar. Ama çocukları bundan kurtaramıyoruz. Maalesef. Yani bunda artık böyle bir şansımız yok. Yani bu çocuk onunla beraber büyüyecek. Artık bunu tüm dünya kabul etti. Evet. Bu konuda ne yapabiliriz? Bunun içerisinde biz bu kitabı ve okumayı sokmak zorundayız. Eğer gerçekten dikkat dağınıklığı varsa, gerçekten bu tabii ki psikologların işi, pedagogların işi, biz bunlara tabii ki herhangi bir yönlendirme yapmamız tabii ki söz konusu değil ama kitapçı ve kütüphancı açısından söylemek gerekirse lütfen kitap okuyun. Kaybedilen dikkati çok kısa sürede geri toplayacaklardır. Bu su götürmez bir gerçek. O yüzden velilere çocuğun elinden tablet çekip, telefonu çekip, onu azarlayıp, odaya gönderip oynanırsa oynarsın demektense yavrum telefonu bitirdik. Hadi gel bakalım biraz da şu kitabı okuyalım desinler. O kaybedilen dikkat çok kısa süre içerisinde toplanacaktır. Bundan emin olsunlar yani. Şey yok. Evet, temelinize katılıyorum ben de. Sağ olun. Şimdi muzdarip olduğumuz konulara dile getirdik. Temellerimizi, evet. görüşlerimizi dile getirdik. Kütüphanecilik branş meslek olmalı dedik. Gönüllülük esas ön planda ama evet. Branşlaşmalı meslek olarak görünmeli çok dedik. Önemli. Çok önemli. Önemli bir... Çok önemli. Evet, izleyenlerimize son olarak bir notunuz... Bir notumuz var mı? Ben aslında buradan Eskişehirlilere şunu söylemek istiyorum. Şimdi UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti adayı Konya. Evet. Konya çıktı, dedi ki ben 2020'deki Dünya Kitap Başkenti'ne adayım. Örnek olarak ne yaptınız diye sordular. Dediler ki bizim işte 200 tane okul kütüphanesini yeniledik. Biz bir sürü yayın yapıyoruz dediler. İşte şeyimiz ve herkes okuyor dedi. Şimdi biz bunu Eskişehir'e dönüştürdük. Konya nüfusu, Eskişehir nüfusu ve imkanları dikkate aldık. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı'nda bugüne kadar benim bildiğim bazı 300 kitap var. Eskişehir'de sadece bir halk kütüphanesinin çok yeterli imkanları olmamasına rağmen 70 bin okuru var. Bunun 57 bini aktif. Üniversitelerle beraber bu sayı zaten 100 binin üzerine çıkıyor. Ben diyorum ki lütfen bu 2020 Dünya Kitap Başkenti adaylığına Eskişehir olarak biz de girelim.
Biz evet Türk Dünyası Kültür Başkenti olduk ama kitap başkenti olmamız için hiçbir neden yok. Eskişehir öğrencisi olarak, normal yaşayan insan olarak gerçekten bu konuya çok eğimli, meyilli. Bunun için lütfen bol bol kütüphanelere gidin. Kütüphaneleri zorlayın. Daha çok kitap okuyalım ve bu adaylığı biz alalım diyoruz. İnşallah bunun için de yakında geniş kapsamlı çalışma başlatacağız. Umut ediyorum da geç kalmamışızdır başvuru için ama bunu bir şekilde Eskişehir'e getirmek gerekiyor. Kitap lütfen okuyun, kütüphaneye lütfen gideyim diye özellikle söylüyorum. Çünkü kütüphaneye gidildikçe kütüphane kitap yeniliyor, kütüphane kendini yeniliyor. Alındıkça, kitap okundukça yenileri geliyor, zenginleşiyor. Eğer bir kütüphaneye gitmezler, oradan kitap almazlarsa o kütüphane maalesef ölmeye mahkum. Lütfen vatandaşlarımıza ben buradan rica ediyorum. Ne olur kütüphanelere gidin. Kitap alın, çocuğunuzla beraber gidin ve kitap konusunda yatmadan 5 sayfa ne olur okuyun. Çok zor bir şey değil diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenlerim, 26 Mart 1 Nisan Kütüphane Haftası'na istinaden Haber 26 olarak yayınlamış olduğunuz bir canlı yayını da son verirken güzel hafta sonu diliyorum. Sevgi ve saygıyla hoşça kalın. İyi günler.